Size hayvansal beslenmenin insan sağlığına etkilerinden bahsedeceğim. Önce tabii ki biraz kendi hikayemle başlamak gerekirse, önceleri şişman ve mutluydum. Daha sonra bir gün dahiliyeci doktor arkadaşımın istersen bir kan tetkiklerine bakalım demesiyle kendimde insülin direnci olduğunu öğrendim. İnsülin direnci demek yakın zamanda diyabet olacaksınız demek. Bu da beraberinde birçok komplikasyonu ve hastalığı getiriyor. Ona sordum ne yapabilirim diye. Bana ilaç başlamayı teklif etti. Açıkçası 30 yaşında ilaç başlamak hiç de mantıklı gelmedi bana. Başka bir yolu var mı diye sordum. Kilo verebilirsen kilo ver dedi. O zamana kadar bildiğim yakın çevremde bütün kilo verme denemeleri hep kiloyu verip daha sonra fazlasıyla geri almakla sonuçlandığı için bunun başka bir yolu olmalı deyip araştırmaya başladım. O zaman zorunlu hizmetteydim ve bolca zamanım vardı. O zaman keşfettiğim şeyler glisemik indeks ve glisemik yük ile ilgili bilgilerdi. Yaptığım şey şekeri, daha doğrusu işlenmiş şekeri, paketli gıdaları hayatımdan çıkarmak ve sporu arttırmak oldu. Tabii zorunlu hizmette bolca boş vaktim olduğu için bunu yapmak çok kolaydı. Çok özetlemek gerekirse Akdeniz diyeti uygulamaya başladım kendime. Daha çok hareket ettim, daha az şeker yedim. Et, süt, yumurtaları az, meyve, sebzeyi daha fazla tüketmeye çalıştım ama yine de sebze pek sevdiğim bir şey değildi ve öğünlerimin çoğunu kapsamıyordu. Çok nadir sebze tüketiyordum. Daha sonra zorunlu hizmet bitti, İstanbul'a geldim ve tabii İstanbul'da hayat biraz daha zor ve karışık. Stres, şehir yaşamı insanı daha da zorluyor. Tekrar kilo almaya başladım. Ha, bu arada insülin direncimi yenmiştim ve bayağı da bir kilo vermiştim. Daha sonra tekrar İstanbul'da yaşamaya başlayınca tekrar kilo almaya ve tekrar kan değerlerimde bozulmalar olmaya başlayınca araştırmalarımı biraz daha derinleştirdim. Aslında bu piramidin üst kısmındaki hayvansal gıdaların aslında sağlığıma zararlı olduğuna dair birçok bilgi öğrendim. Aslında bu bilgiler tıp fakültesinde öğrendiklerimden çok da farklıydı. Çünkü bana hayvansal gıdaların astım, pankreas kanseri, hipertansiyon, Parkinson, kolon kanseri, prostat kanseri, inme, diyabet, kalp krizi, nefrotik sendrom ve Alzheimer'la ilişkili olduğunu görmemi sağladı. Birçok yayın vardı. Bunları çok kısaca özetlemeden önce CDC'nin yani Amerikan Hastalıkla Savaşma Derneği'nin diyelim özetle en çok öldüren 15 hastalık listesinin 14'ünün 5 numaradaki kazalar hariç 14'ünün beslenmeyle direkt ilişkili olduğunu öğrendim ve bunların 9'unun tedavisinde beslenmenin de yer aldığını öğrendim. Beslenmenin önemi hayatımızda şüphesiz. Ama bilmediğim bazı gerçekler öğrendim. Bu SST'nin bir çalışmasından aldığım görüntüler. Normalde bize tıp fakültesinde kalp damarlarında tıkanma olduğu zaman bunun açılmadığı, mutlaka kolesterol düşürücü ilaç kullanılması gerektiği veya bypass olunması veya stent takılması gerektiği öğretilmişti. Burada SST'in sadece bitkisel kaynaklı beslenen bir kalp damar, yani burada gördüğünüz bir sintigrafi kalpte beslenmeyi gösteriyor. Kırmızı yerler damarla beslenen kalbi gösteriyor. Bu hastanın sintigrafisi böyleyken 3 hafta sonra bitkisel beslenme sonrası damarların iyice açıldığını görüyorsunuz. Başka bir hastanın 32 ay sonunda normalde burada daralmış olan kalp koroner damarının yani bir bypass veya müdahale gerektiren bir damarın 32 ay sonunda bitkisel beslenmenin nasıl açıldığını görüyorsunuz. Yine burada başka bir hastada yine doktor olan bir meslektaşında kısa süre içerisinde damarın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Aslında bu çok yeni bir veri değil. Kempner bunu 1950'lerin sonunda 60'larda göstermişti. Diyabetli hastaları pilavla iyileştirmişti. Bakın daha o zaman 1966'da morbid obez hastaların sadece diyetle kilo verebileceğini hayvansal gıdalardan uzak durarak sadece nişasta ile kilo verebileceğini göstermişti. Aynı şekilde burada 1954'te diyabetik retinopati gelişmiş. Yani diyabete bağlı gözünde damarlarda hastalık oluşmuş ve görme yeteneği bozulmuş hastanın yine pirinç tedavisiyle damarlarının açıldığını gösterdiği bir çalışma 1956'da yayınlamış bunu. Ondan başka olarak bence yine beni en çok şaşırtan çalışmalardan bir tanesi bu. Normalde diyabet dediğiniz biliyorsunuz şeker hastalığı. Şeker vücutta yüksek olduğu zaman, şeker çok yediğiniz zaman şeker gelişebiliyoruz. Aslında bunun çok da böyle olmadığını göreceksiniz birazdan. Burada 20 senedir insülin kullanan diyabet hastalarına yüksek karbonhidratlı ve yüksek lifli diyet verildiği zaman ve kilo vermeyecekleri şekilde bu rejimi uyguladıkları zaman ortalama 16 gün içinde 20 hastanın yarısının bütün insülinlerini bıraktığını gösteren bir çalışma. Bence çok anlamlı. Bu insanlar 20 yıldır insülin kullanıyor. Çünkü kimse onlara bitkisel beslenmeden bahsetmediği için. Burada yine Science dergisinde yapılan bir çalışma. Yine tansiyonun, kolesterolün ve insanın ağırlığının çok düşük seviyelere gelebileceğini gösteriyor bitkisel beslenmeyle.
Yine otoimmün hastalıklar ve alerjik hastalıklar, alerjik astım, romatoid artrit, psoriyazis, multiple skleroz ve migren gibi sebebi bilinemeyen, tedavi edilemeyen birçok hastalık var. Bunlara her zaman tıpta otoimmün hastalıklar sebebi bilinmiyor. O yüzden tedavisi de bulunamıyor diye yaklaşılırdı. Ama multiple skleroz'da yani MS'de 70'lerde yanılmıyorsam yayınlanan bir kitap Swank diyeti. Bitkisel temelli beslenmeyi düşük doyumuşlarla beslendiği zaman hastaların semptomlarının iyi yanıt verdiğini göstermiş ve bilinen en iyi multiple skleroz tedavilerinden biri. Şimdi bütün bu verileri öğrenince aslında tıp fakültesinde öğrendiklerim aklıma geliyor. Bize aterosklerozun yani damar duvarında kalınlaşmanın geri dönüşümsüz bir hastalık olduğu, bir kez geliştikten sonra bir daha o damarın açılmasının mümkün olmadığı söylenmişti. Hatta babanız kalp krizi geçirdiyse erken yaşta sizin de kalp krizinden ölebileceğiniz, sizin de risk altında olduğunuz söylenmişti. Tıpkı bir kader gibi yapabileceğiniz bir şey yoktu. Yüksek tansiyonunuz varsa size söylenen ilaçları hayat boyu kullanırsanız ölme riskinizin işte yüzde bilmem kaç düştüğünü söylemişlerdi. Ama bu ilaçları hayat boyu kullanmanız gerekiyordu. Yine diyabet, özellikle tip 2 diyabetin insülin bağımlı hale geldiğinde artık pankreasın yetmez olduğunu, bu noktadan sonra artık hayat boyu insülin kullanmanız gerektiğini söylenmişti. Ve yine otoimmün hastalıkların vücudun aslında kendi kendine saldırması olduğunu, bunun sebebi bilinmediği için tedavisinin de bilinmediği söylenmişti. Aslında bu okuduğum çalışmalarda durumun pek de öyle olmadığını görmüş oldum. O zaman hayvansal beslenme bu kadar vücudu kötü etkiliyorsa biz her zaman nasıl beslendik, nerede hata yaptık veya beslenirken mi bir hata yaptık? Bunu anlamak için insanlığın beslenme tarihini araştırmaya başladım. İnsanoğlu 7 milyon yıldır dünyada. Ayağa kalkan ilk Homo erectuslar 4 milyon yıl önce dünyadalar. Bize en yakın atamız Homo erectuslar kabul ediliyor. Homo erectuslar ayağa kalktıktan sonra ağaçlardaki meyveleri de erişebildikleri için gelişimleri çok hızlanmıştı. O zamana kadar tabii et alımı yok. 2,5 milyon yıl önce etoburlardan kalan artık etlerle beslenmeyi keşfediyor insan. Ve 500 milyon yıl önce ilk defa ateşin keşfiyle etleri pişirmeyi fark ediyorlar. Ve o zaman daha kolay yenebilir olduğunu keşfediyorlar. Yaklaşık 500 bin yıl önce. Ama tabii o zamana kadar tesadüfen buldukları etleri veya işte avlanmayı öğrendikleri etlerle yerken 10 bin yıl öncesinde modern tarım başlıyor diyebiliriz. Yani hayvanları çiftliklerde yetiştirme, onların sütünü sağma, sütlerden yoğurt, peynir, krema yapma gibi şeyler sadece 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Tabii ama işin çirkinleşmesi sadece son 100 yılda olan bir şey. 1920'lerin sonunda antibiyotiğin bulunmasıyla hayvanları daha kalabalık şekillerde, ahırlarda, kümeslerde tutabildiğiniz için daha seri üretime geçebildiğiniz ve bu beslenme şeklinin bozulmaya başladığı zamanlar. 80'lerin sonu da yüksek fruktozlu mısır şuruplarının piyasaya gelmesiyle iyice beslenmede tehlikeli bir döneme girildiğinin göstergesi. Ben bu sunumu yaptığım zaman bana insanlar benim babaannem hep et yemiş ve 96 yaşında öldü diyor. Ama sizin babaanneniz hiçbir zaman meyveli yoğurtlar, işte şimdi satılan marka adı vermeyeyim, markette satılan gofretlerin hiçbirini yemedi. Onlar bizim çocukluğumuzda geldiler ve bizden sonraki nesillere de çok kötü etkileyeceklerini düşünüyorum. Sonuç olarak İnsanlık beslenme tarihine şöyle bir baktığımızda 4 milyon yıla kadar bitkilerle, böceklerle beslenen insan 4 milyon yıldan sonra ağaçlardan meyvelere uzanmasıyla kalori alımını arttırdı. Çiğ ete kavuşmamız son 2,5 milyon yıl önce. Etin pişirilmesi son 500 bin yıl önce. Ama şu andaki gibi beslenme tarzımıza en yakın beslenme süt ve süt ürünlerinin de eklenmesi pişmiş ete son 10 bin yıl önce. Yani 7 milyon yıldır dünyada olan, hadi 4 milyon yıldır ayakta olan insanın sadece son 10 bin yılda şimdiki gibi beslendiğini düşünürsek, insanların etobur veya hepçil olduğunu söylemek bence çok doğru olmaz. İnsanın doğasında bu yok. Kaldı ki insanların gelişmesi ve beyninin gelişmesi proteinlere atfedilir. Bu çok doğru değildir. Bununla ilgili bir sürü yazı okudum. İnsan et yedikten sonra beyninin hızla büyümeye başladığı ve diğer hayvanlardan daha öne geçtiği söyleyen bazı yazılar var. Bunlar kesinlikle doğru değil. Bir kere et yemekle gelişilseydi etobur olan köpekler, kediler, aslanlar bizden daha önceden beri var olan bu hayvanlar şu an uçakları uçuruyor, telefonla konuşuyor olurlardı herhalde. İnsanın hayvanlardan üstün kılan en önemli şey insanın nişastaya ulaşması, kök bitkilere ulaşması, tahıllara ulaşması. Çünkü bunlara hayvanlar ulaşamıyordu. Biliyorsunuz nişasta meyvelerin aslında karaciğeri. Orada depo şekerleri var. Toprağın altında insan bunlara ulaştıktan sonra yüksek oranda şeker alabildiği için beyinleri gelişti. Beyin proteinle veya yağla beslenmez. Beyin sadece ve sadece şekerle besinir. O yüzden ete ulaşmış olmanın hiçbir şekilde beyni geliştireceğine ihtimal vermiyor konuyla ilgili araştırıcılar. Yine bir tartışma insan aslında otçul mu, hepçil mi yoksa etçil mi diye.
Bu konu açıldığı zaman insanlar bana ama bizim köpek dişlerimiz var diyor. Evet hakikaten bizim köpek dişlerimiz var ama burada gördüğünüz bu hayvanlar hayatları boyunca hiçbir biftek bile yemediler. Bu hayvanların hepsi otobur. Bu hayvanlar ne hepçil ne etçil. Bu hayvanlar hayatları boyunca meyve ve bitkileri yediler. Bizim köpek dişlerimizden gördüğünüz gibi daha sivri. Ama tabii ki sadece dişleri göstererek size otçul veya işte meyvecil olduğumuzu iddia etmeyeceğim. Burada bir sürü faktör var. Örneğin etçillerin çenesini sağa sola hareket ettirememesi, sadece kapayıp açma hareketini yapması ve yemekleri sadece mideye göndermeye çalışmaları, etçil ve hepçillerin su içerken dilleriyle içmeleri ama insanların ve otçulların ağızlarıyla yudumlayarak içmeleri. Yine terleme bizde biliyorsunuz ciltten olmaktadır. Etçillerde ve hepçillerde nefes alıp vererek bunu yapmaktadırlar. O yüzden burunları ıslaktır zaten fark etmişsiniz. Lingual amilaz denilen enzim yani karbonhidratı yıkan enzim sadece otçullarda vardır. Tabii ki insanda da var. Yine ağız açıklığımız ve tırnaklarımız bir hayvanı parçalamak için çok da elverişli değildiler. Ama bütün bunların yanında bağırsak uzunlukları vesaire hepsini geride bıraktığımız zaman beni en çok ikna eden şeylerden iki tanesi şu ki İnsan hiçbir hayvanı derisiyle, kıllarıyla, iç organlarıyla, gözüyle, beyniyle birlikte yiyemez. Ama etçil olmak veya hepçil olmak bunu gerektirir. Yani hayvanın löp etini alıp marine edip tuzla, karabiberle yemek etçil olmak değildir. Yani belki bir ineğe bile verseniz o kadar yiyebilir diye düşünüyorum. Ama bunun da ötesinde bence en önemlisi hayvan eti ve doymuş et yediğimiz, doymuş yağ yediğimiz zaman damarlarımızda oluşan plaklar yani aterosklerozlar asla ve asla etçillerde ve hepçillerde olmamaktadır. 1970'lerin sonunda kardiyologlar bunlarla ilgili bir çalışma yapmak için köpekleri bizim yediğimizin 4-5 katı kadar yağ ile besleyip kalp krizi modelleri oluşturmaya çalışmışlar ve başaramadıkları zaman bunu yayınlamışlar. Sonuç olarak demek istediğim şey şu, insanoğlu etçil olsaydı hayvan ürünleri yediğinde bundan zarar görmezdi. Tıpkı gerçek etçiller gibi ama bizim ne midemiz ne de vücudumuz hayvan eti veya hayvan süt ve süt ürünleri yemeye müsait değil ve vücudu buna dokunuyor. Peki o zaman akla gelen soru şu. Doğada bu kadar hayvan var. Doğanın bir döngüsü var. Hayvanlar hayvanları yiyor. İnsanlar neden hayvanları yemesin? Sonuçta bir düzen var. Bir besin zinciri var. Aslında çok da öyle değil. Dünyada şu anda 40 bin tane aslan var. Buna rağmen inek sayısı tam 1,5 milyar. 1,5 milyar ineğe rağmen tavuk sayısını öğrenmek isterseniz tavuk sayısı da 20 milyar. Yani bu doğal bir şey değil. Bu tamamıyla insan tarafından artırılmış, yapay bir şekilde onların kendi sektörlerini, endüstrilerini destek olmak için kendi ürettikleri bir şey. Doğanın kanunu değil, doğal bir şey değil. İnsana verdiği zarar da cabası. Şimdi beslenmeyle ilgili besinlerin özelliklerine geçmeden önce sürekli olarak yaygın konuşulan bazı efsane çalışmalar var. Ben bunları efsane diyorum çünkü hiçbir tanesi aslında şehirde yaşayan stresli insanın hayatına bir model oluşturmuyor. İlk çalışma Uganda'dan 1948'de yapılan bir çalışma. Ugandalılar dinleri gereği et yemiyorlar ve Uganda'da hiç kalp krizi yok diye bir yayın var. Ama tabii ki yine bizim yaşantımızdan çok uzak bir yaşantı. Masailerde hiç bitki ve sebze yemiyorlar. Sadece et yiyorlar, çok zayıflar ve hiç kalp krizi geçirmiyorlar diye 1965'te bir yayın var. Evet doğru hiç kalp krizi geçirmiyorlar ama çok erken öldükleri için ve aslında Masailer günde sadece bir öğün yiyebiliyorlar ve o ete ulaşmak için günde 19 kilometre yol kat etmeleri gerekiyor. Ciddi bir kalori eksikliği içindeler ve yine bu çalışmayı yapan bilim adamının tam 6 yıl sonra yaptığı başka bir çalışmada Masailer üzerinde yaptığı otopsi çalışmasında Masaililerin tüm damarlarının tıkalı olduğunu tespit etmiştir. Yani bu da bizim için çok uygun bir model değil. Yine Eskimo efsanesi var. Eskimoların sadece çiğ balık yedikleri, tarıma elverişli toprakları olmadıkları için 2 ay dışında tarım elverişli toprakları olmadığı için sürekli hayvan eti yedikleri ve bunun en temelinde balık olduğu ve hiç kalp krizi geçirmedikleri iddia edilmişti. Bunun da daha sonra yalan olduğu ortaya çıktı. Yine Eskimo'larda da Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmada hepsinde damarlarda sertleşme ve ateroskleroz bulunduğu görüldü. China Study var. Bu veganların ve vejetaryenlerin çok sevdiği bir çalışma. Yine bence yine de bizi destekleniyor. Çin'in kırsal kesiminde ete ulaşamayan fakir bölgelerde yaşayan insanların yine çok az kalp krizi geçirdiğini anlatan bir çalışma. Açıkçası bu da çok örnek alınacak bir çalışma değil. Belki Okinawa biraz daha yakın kabul edilebilir. 2009'a kadar Okinawa'da hiç fast food zinciri yoktu ve Okinawalılar dünyanın en uzun yaşayan insanlarıydı. 2010'dan sonra tabii bu bozuldu fast foodların hayatlarına girmeleriyle. Okinawalılar aslında tipik bir Akdeniz diyeti uyguluyorlar. Ama bu piramidi ağırlıklarına göre orantıladığımız zaman aslında onlar böyle bir Akdeniz diyeti uyguluyorlar. Ve besinlerinin büyük bir çoğunluğu tatlı patates ve sebzeler oluşturuyor. Et ve balık tamamen rastlantısal olarak yedikleri, belki yılda bir iki defa yedikleri bir şey ve dünyanın en uzun yaşayan toplumuydu.
Bu da açıkçası yine Japonya'da bir adada yaşayan topluluğun bizim şehirde yaşayan insanla bir tutmamak lazım. O yüzden bu efsanelere çok üstünde durmayacağım. Şimdi gelelim hayvansal ürünlere. Hayvansal ürünler işte kırmızı et, tavuk, işlenmiş et ürünleri, balık ve deniz ürünleri, süt, peynir ve yumurta olarak özetleyebiliriz. Bunların hepsinin teker teker detaylarına gireceğim ama hepsinin ortak bir iki özelliği var. Bu da hepsinin doymuş yağ içermeleri ve genelde kolesterol içermeleri. Doymuş yağın ne zararı var derseniz ya da kolesterolün ne zararı var derseniz en çok yol açtığı şey ateroskleroz. Ateroskleroz yani damar duvarında plak oluşturması ve damar hastalıklarının en önemli sebebi. Damar hastalıkları dediğimiz iskemik kalp hastalıkları ve inme dünyada en önemli ölüm sebebi şu anda. 2015 yılında sadece 15 milyon insan damar hastalıklarına bağlı hayatı kaybettiği biliniyor. Şu an savaştığımız sigaranın neredeyse ölümcüllüğünün tam 10 katı düzeyinde. Diyabet 1,5 milyon insanı öldürmüş 2015'te. Bu 2000 yılından önce 1 milyondan az da hızla artmakta hatalı beslenmeye bağlı olarak. Yine damarda sertleşmenin en önemli sebeplerinden biri yüksek LDL yani kolesterolün yüksek olması, hipertansiyon yani yüksek tansiyon, diyabet, obezite, HDL değerin düşük olması, sigara ve inaktif yaşam gösteriliyor. Fakat burada bir detay var ki kolesterolünüz normal seviyelerde olduğunda yani LDL'niz yani kötü kolesterolünüz yüksek olmadığında, normal olduğunda diğer bu risk faktörlerin hiçbir tanesi, hepsi birlikte olsa bile ateroskleroza yol açamıyor. Yani burada en belirleyici şey kolesterolünüzün yüksek olması. Peki kolesterolünüz nerede var? İsterseniz onlara bir bakalım. Kolesterolü nereden alıyoruz? Kolesterolü doymuş yağlardan alıyoruz. Kolesterolü trans yağlardan alıyoruz. Kolesterolü direkt kolesterol içeren besinlerden alıyoruz. Peki doymuş yağ içeren besinler neler? Doymuş yağ sadece hayvansal yağlarda var. Bitkisel yağlar doymamış yağ. Ama hangisinde en çok vardan ziyade Amerika'da yapılan bir çalışma nereden daha çok alıyoruzu gösteriyor. Bakın peynirden, işte sütlü tatlılardan, pizzadan, tavuklu yemeklerden, işte yine tatlılardan, işlenmiş et ürünlerinden, sütlerden, burgerlerden vesaire vesaire. Kolesterolü direkt aldığımız en önemli etken bakın yumurta ve tavuk. Bunlar tek başına bütün kolesterolümüzün üçte birini kaynağı olarak gözüküyor. Onun dışında yine burgerler, peynirler, işlenmiş et ürünleri diye devam ediyor. Trans yağlar normal şartlarda sadece ve sadece hayvansal yağlarda bulunurlar. Bitkisel yağlar katılaştırmak için doyulunca trans yağa dönüşürler. Yani eğer markette içinde bitkisel yağ olduğunu söylenen bir ürün katı halde duruyorsa bu aslında trans yağdır. Trans yağ yok dediğine siz inanmayın. Onun dışında eğer bakın kek, işte kurabiye, kraker gibi şeyler yemiyorsanız trans yağ almıyorsunuz sanıyorsunuz. Oysa ki trans yağın en önemli kaynağı bakın gördüğünüz gibi hayvansal ürünler, süt ürünleri, peynirler, yoğurtlar, sütler, işte etler, tavuk ve işlenmiş et ürünleri. Onun dışında kolesterolün sadece kalp krizi yapma etkisi yok. İşte diyabet, anevrizma, cilt hastalıkları, Alzheimer ve kanser gibi birçok hastalığa da sebep olabiliyor. Trans yağı biraz açmak gerekirse dünyanın en prestijli tıp dergisinin New England Journal of Medicine'dan bir yazı. Trans yağlar ve kalp hastalıkları ile ilgili. Trans yağların kalp krizi, ani kalbe bağlı ölümlerle diyabet açısından risk oluştuğu bugün kabul edilir derecede. Trans yağını nereden aldığınızın hiçbir önemi yok. İsterseniz hayvanlardan, isterseniz hidrojenize edilmiş bitkisel yağlardan veya isterseniz deniz ürünlerinden alın. Hangi kaynaktan alırsanız alın kalp hastalıkları riskini arttırdığı bugün biliniyor. Ve trans yağ almanın bir alt sınırı yok. Yani alt sınırı sıfır, hiç almamanız gerekiyor. O yüzden bir alt sınır da belirlenmemiştir. Ve trans yağ alımınızı arttırdıkça kalp hastalığı riskinizi de arttırıyorsunuz. Yalnız kötü bir haberim var. Trans yağ içermez etiketi hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü 0,5 grama kadar trans yağ içerebiliyor gıdalar. 0,4 gram trans yağ varsa trans yağ içermez olarak yazabiliyorlar. Bu tabii Amerika'dan aldığım bir slide. Türkiye'de bunun nasıl olduğunun detayını bilmiyorum. Özet olarak trans yağdan nasıl kaçabilirsiniz? Eğer aldığınız üründe hidrojenize bitkisel yağ yazıyorsa, hidrojenize yazmıyorsa bile bitkisel yağ yazıyorsa ama aldığınız ürün katı bir haldeyse veya margarinse ki margarinler zaten hidrojenize bitkisel yağlardır. O zaman trans yağ olduğunu anlayabilirsiniz. Bazen tam hidrojenize bitkisel yağ yazar. O zaman trans yağ değildir ama doymuş yağdır. O yüzden hepsi aynı kapıya çıkıyor. Sonuç olarak trans yağlar ne kadar zararlı olduğunu gördük. Doymuş yağlar da aslında 1970'lerin sonlarında ne kadar zararlı olduğu ve diyette alımının ne kadar arttığı görülmüştü. Nixon'ın rakibi McGovern yanlış hatırlamıyorsam o zaman bir araştırma yapıp bunu Senato'ya sunmuş ve 1980'de diyet rehberi çıkarılmıştı Amerika'da. Bakın o zaman çok fazla yağdan kaçının, doymuş yağdan kaçının ve kolesterolden kaçının ifadeleri kullanılmış. Çok fazla şekerden kaçının ve çok fazla tuzdan da kaçının denmiş. Fakat bu tabii et ve süt üreticilerinin hoşuna gitmemiş olacak. Yaptıkları kulis çalışmalarında her 5 senede bir yayınlanan bu rehberi modifiye ettirerek en son halinde
Yağlarınızı dikkatli seçin, karbonhidratlarınızı dikkatli seçin, yemeklerinizi az tuzlu hazırlayına kadar gelmiştir. Yani o zaman fark edilen bu zararlı etkileri kulis çalışmaları sonrası işte çok ciddi bir şekilde medyadan saklanmıştır. Ama bunu fark eden Finlandiya'da özellikle Kuzey Karelya bölgesinde kalp krizinin çok olduğunu keşfettiklerinde 60'ların sonlarında doymuş yağ alımlarını %10'la sınırladıklarında neredeyse 40 senelik bir süre içerisinde kalp krizi görülme sayısının %80 düzeyinde azalttıklarını göstermişlerdir. Yani doymuş yağ rejiminizden aldığınız zaman kalp krizi riskiniz toplumsal düzeyde de azalmaktadır. Bunu artık biliyoruz. Sadece kalp krizi değil, tabii kolon kanseri, diyabet, inme, karaciğer yaralanması, demans, azlanma ve birçok hastalığa da sebep olduğunu biliyoruz doymuş yağlar. Şimdi teker teker besinleri incelemek gerekirse kırmızı et ve tabii beyaz et, tavuk hiçbir farkı yok benim için. Neler içerir, neler içermez ve neler yapabilir? Kırmızı et neler içerir? Evet, demir, protein, vitamin içerir ama açıkçası oradan aldığımız demirin bize bir faydası yok, zararı var. Onun detayına birazdan geleceğiz. İşte evet, ette protein vardır ama aslında sebzelerde de vardır. Onun da detayına birazdan geleceğiz. Ve yine vitaminler et yemek için geçerli bir sebep sayılmaz. Ette ne var? Doymuş yağ, kolesterol ve trans yağ. İstisnasız yediğiniz her ette var. Bundan kaçış yok. Ette ne yok? Lif yok. Lif hayvansal gıdaların hiçbirinde yok ve ciddi eksikliğini hissettiğimiz en önemli aslında gıda elementlerinden bir tanesi. Onun dışında ne olabilir? Beslenme şekline göre hayvanın antibiyotikler, pestisitler, bakteriler ve bazı toksik maddeler olabilir. Steroide kadar varan toksik maddeler içerebilir. Bunlara bağlı da insanlarda hastalık yapabilir ama sadece kendi doğal yapısıyla kalp hastalıklarına, kolon kanseri, inmeye, diyabete, obeziteye ve bir sürü burada gördüğünüz hastalığa sebep olduğunu biliyoruz. Benim için en önemli keşiflerimden biri şu oldu. Et tüketiminin diyabetle olan ilişkisi. Diyabet şeker yedikçe olan bir şey olduğunu sanır herkes. Aslında bu yaptığım araştırmalarda mantığıma iyice oturttum ki et yediğiniz zaman, yani doymuş yağ yediğiniz zaman aslında diyabet riskinizin daha fazla olduğunu gördüm. Bu nasıl oluyor? Bunu birazdan göstereceğim ama bakın burada işlenmiş et ürünleriyle yapılan detaylı çalışmalarda diyabet olasılığının nasıl arttığını görüyorsunuz. Bu normal çizgiden uzaklaştıkça riskin arttığını gösteriyor kabaca. Burada birden sonraki sayıda katını veriyor. Burada da et tüketiminin niye diyabete olan etkisini görüyorsunuz. Bir çalışma dışında hepsi riskli olarak göstermiş. Etin tabii hayvanın kasından ziyade doymuş yağları, trans yağları, kolesterolü, proteinleri, işte içindeki o hemoglobine bağlı demiri, sodyum, nitratları ve nitrozaminleri buna yol açıyor. Ve et tüketiminin tipik diyabet riskini arttırdığını gösteren anlamlı çalışmalar da var. Bakın 340 bin hastada yapılmış bir çalışma. Bunun insanlara söylediğim pek mantığını almıyorlar ama aslında mantığı çok basit. İnsanın metabolizması normal çalışan bir bedende her zaman şekeri düşürmeye ayarlı. Şekeri belirli bir dengede tutmaya ayarlı. Sonuçta ne kadar az yerseniz yiyin şekeriniz belli bir seviyenin altına düşmeyecektir. Veya ne kadar çok yerseniz yiyin şekeriniz belli bir seviyenin üstüne çıkmayacaktır. Eğer insülininizi hücrenizin içine almanızda bir sıkıntı yoksa. Tip 1 diyabeti ayrı tutuyorum. Tip 1 diyabeti çünkü vücut insülin üretemiyor. Öyle olduğu için zaten insülin yok. O yüzden zaten insüline bağımlı diyeceğim bir şey yok. Ama tip 2 diyabette insülinin etki edememesinin sebebi aslında glukozu yetememesinden değil, insülinin etki edeceği hücrelerde doymuş yağ çok fazla olduğu için etki edemiyor olması. Ve bu uzun vadede değil, kısa vadede bile bu etkiyi göstermesin. Yani siz hayvan eti yediğiniz zaman, daha doğrusu doymuş yağ yediğiniz zaman hücreleriniz doymuş yağ ile dolup insülini alamıyor. Az önce bahsettiğim çalışma da aslında bunu özetleyen bir çalışma. İnsanlardan hayvansal eti kestiğiniz zaman yüksek şeker vermenize rağmen insülin bağımlı diyabet hastaları insülinlerini bırakıyorlar. Yani benim tıbbi bilgime göre bu bir devrim ama açıkçası bunu pek doktorlar bile bilmiyor. Bunun dışında trimetil amin oksit diye bir madde var. Bu hayvanın kasını yediğinizde içinde bulunan karnitinin, balık ürünleri, peynirler ve yumurtada bulunan da kolinin, bağırsakları aldığınızda bağırsaklarda bulunan bakteriler tarafından trimetil amin oksite çevrildiğini biliyoruz. Trimetil amin oksit de kalp krizi, inme, damarlanma ve ölüme davetiye çıkaran önemli medyatörlerden bir tanesi. Bu trimetil amin oksit hepçillerde sürekli var olan bir şey. Bakın bunu deneysel bir çalışmasını yapmışlar. Karnitin, yani aslında etin hayvanın kasında bulunan karnitini hepçil insanlara verdiklerinde saatler içerisinde trimetil amin oksit düzeylerinin ne kadar arttığını görüyorsunuz. Bunu veganlara verdiğinizde trimetil amin oksit düzeylerinin neredeyse hiç artmadığını görüyorsunuz. Aslında bunun sebebi çok basit. Veganların bağırsakları hiç eti yemediği için bu maddeyi tanımıyor. Daha doğrusu o maddeyle beslenen bakteriler bağırsaklarımızda fazla uzun yaşayamadığı için bizim bağırsaklarımızda artık değiller. Bu yüzden siz ben arada bir yiyorum da deseniz
Her et aldığınızda, bakın eti aldıktan tam, karnetini aldıktan tam 24 saat sonra en yüksek düzeye çıkıyor. Yani uzun süreler kanda trimetil aminokside maruz kalmış oluyorsunuz et yediğiniz zaman. Bu trimetil aminoksit tabi sadece diyabet yapmıyor. Kolorektal yani bağırsak kanserleriyle de ilişkisi gösterilmiş durumda. Özellikle kadınlarda trimetil aminoksit düzeylerinin yüksek olan kadınların 3,4 kat daha fazla rektum kanseri geçirdiği artık bugün gösterildi. Yine deniz ürünleri, yumurta ve peynirde bulunan kolinin de aynı şekilde nitrozaminlere dönüşerek karsinojenik aktivite gösterdiğini biliyoruz. Bu da bağırsaklarımızda yaşayan bakterilerle ilgili çok detaylı bir çalışma. Özet olarak söylediği şey şu: ne yiyorsak aslında oyuz. Gerçekten yediğimiz besinler bizim karakterimizi ve metabolizmamızı belirliyor, ne kadar yaşayacağımıza kadar. Onun dışında yine bilinmeyen bir gerçek var ki, biliyorsunuz sigara akciğer kanseri yapar. Sigara akciğer kanseri yapmak açısından birinci derece karsinojeniktir. Dünya Sağlık Örgütü 2015'te yayınladığı raporda işlenmiş et ürünlerinin birinci derece karsinojenik olduğunu tespit etti, kolon kanseri ve bağırsak kanserleri açısından. Yani sigara akciğer kanseri için neyse, kolon kanseri için de işlenmiş et ürünleri o. Şimdi biz hastanelerimizde sigara bırakma poliklinikleri yapıyoruz. Üstüne sigara öldürür diye yazıyoruz ama açıkçası salam, sucuk, sosisin de aynı derecede kolon kanseri, bağırsak kanseri riski olduğunu bilmekte fayda var. Et tüketiminin ise 2A grubunda karsinojenik olduğunu biliyoruz. Yani probably karsinojenik, yani muhtemel karsinojenik. Bence bu yakın zamanda grup bile çıkacaktır zaten. Bakın, bu 700'ü aşkın çalışma sonrası söylenen bir şey. Unutmamak lazım ki 1950'lerde sigara ile ilgili de hep sağlığa faydalı, günde 2 kere içilmesi lazım diye çalışmalar olmuştu. Ve bu ilk içilmesi gereken denen yayından tam 25 yıl ve 7000 yayın sonra sigaranın sağlığa zararlı olduğu artık otoritelerce kabul edilmişti. Et içinde şu anda aynı zamanları yaşadığımızı düşünüyorum. Bu çok iyi bir çalışma. Bill ve Melinda Gates'in 300 milyon dolar bağışladığı bağımsız bir çalışma, Global Burden of Disease Project. Bunlar önce Afrika'da açlıkla ilgili savaşmaya başlamışlardı ama dünyanın beslenmesinin ne kadar kötü olduğunu gördüklerinde çalışmayı genişlettiler ve onların bu çalışmalarını internette bulabilirsin. Sonuçlarından bir kısmı size söyleyeyim. İşlenmiş et ürünleri yüzünden yılda 34 bin kanser ölümünün gerçekleştiğini ve kırmızı et yüzünden de 50 bin kanser ölümünün gerçekleştiğini bulduklarını söylüyorlar. Ve yine 50 gram işlenmiş et ürünü günlük yendiği zaman kanser, bağırsak kanseri riskinin %18 arttığını, 100 gram kırmızı et yendiği zaman yine bağırsak kanserinin %17 arttığını göstermiş bu çalışma. Tabii bunu bağımsız kurum ve kuruluşların yaptıklarını çok değerli buluyorum. Amerikan Diyabet Derneği, Kanser Derneği, işte Meme Kanseri Cemiyeti ve Amerikan Kalp Derneği, bunlar gerçekten konularında otorite ve ciddi söz sahibi olan dernekler. Bunların internet sitelerine girdiğiniz zaman önerilen beslenme şekillerinde işte hindi, salam, biftekler, bonfileler görebiliyorsunuz. Bununla ilgili What the Health isimli bir belgesel var. İlginizi çekerse izleyebilirsiniz. Tamamıyla bu derneklerle bağlantı kurmaya çalışıyor filmin yönetmeni ve hiçbir şekilde onlardan bir cevap alamıyor. Daha sonra sponsorlarına baktığı zaman Diyabet Derneği sponsor olarak işte Danone, işte Amerika'da en önemli peynir üreticisi Kraft, en önemli büyükbaş hayvan yetiştiricisi Tyson, işte Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Amerikan Kalp Derneği'nde daha da kötü bütün Beef Council'lar, yani kırmızı et üreticilerinin ortak destek olduğu işte pizzacılar, sütçüler, çikolatacılar, hepsini onlara sponsor olduğunu görüyorsunuz. Yani o yüzden sizin televizyonlarda izledikleriniz ne kadar doğru, bunu açıkçası şüpheli yaklaşmak lazım. İşlenmiş et ürünleriyle ilgili fazla detaya girmiyorum. Salam, sucuk, sosis, bugün bağırsak kanseri için, sigaranın akciğer kanserinin için neyse o olduğu artık kanıtlanmış ve bilinen gerçek. Gelelim balık ve deniz ürünlerine. Aslında işte beyaz et, sağlıklı gibi şeyler var. Oysa balık da en nihayetinde doymuş yağlı kolesterol içeriyor. Evet, omega 3 protein ve vitaminler var ama omega 3'ün de hiçbir işe yaramadığını birazdan detayıyla göstereceğim. Balıkta da yine lif yok. Ve bütün hayvansal ürünler içerisinde okyanuslarda ve denizlerde yaşadığı için ve biz onları tamamen kirlettiğimiz için en çok toksik madde taşıma kapasitesine sahip olan besin balık ve deniz ürünleri. Yine bunlar da birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor ama detaylarına gelirsek şu omega 3 ile ilgili detayı söylemek isterim. Omega 3 ile ilgili yapılan ilk çalışmalar 1977'lere dayanıyor. Daha önce Eskimo'larda gösterdiğim çalışmalar ve bu tamamen gözlemsel bir çalışma. İki Danimarkalı, yine yanlış hatırlamıyorsam, Grönland'a gidip Eskimo'larla bir süre yaşıyorlar ve şöyle bir çalışma yapıyorlar. Biz Eskimo'larla yaşadık. Onların hiç kalp krizi geçirmediğini gördük ve onların sürekli balık yediğini gördük. Kalp krizi geçirmiyorlar ve hayvansal gıda yiyorlar. Demek ki onlarda koruyucu bir şey var. Bu omega 3'ten başka bir şey değil. Ve bu adamların bu yazdıkları 3-4 tane yayın o günden bugüne 6000 kere refere edilerek başka yayınlar yapılmış. Yani bu şu demek:
6.000 daha yayın 1977'den beri. 6.000 yayın. Bakın bu adamlar omega 3 faydalı dedi. Böyle buldular. O yüzden omega 3 yemelisiniz diye 6.000 tane bilimsel yayın oluşturmuşlar. Çok ciddi bir rakam. Tabii 1970'lerin sonundan bugünlere kadar trilyon dolarlık bir sektör haline geldi balık yağı. Dünya Sağlık Örgütü balık yağı ile ilgili çok faydalı ve olumlu çalışmalar olmamaya başladığını fark edince eski Eskimoğulların olduğu yere bir heyet gönderip yine orada bir otopsi çalışması düzenlediler ve bütün eski Eskimoğulların aslında kalp damarlarının tıkalı olduğu ve hatta kalp krizinden öldüğünü tespit etti. Bu meta analizler, yani meta analiz ne demek? Yapılan bütün çalışmaları alıp bunların sonuçlarının açıklandığı çalışmalara meta analiz denir. Tıpta en değerli çalışmalar meta analizler ve derlemelerdir. Burada omega 3 yağ asitleriyle kalp krizi ilişkisi değerlendirilmiş ve söyledikleri şey şu: omega 3'ün kalp krizinden, kalbe bağlı ölümlerden, ani ölümlerden ve inmelerden hiçbir şekilde bir koruyuculuğu yoktur. Başka bir çalışma, kalp krizi geçirmiş ve kalp hastası olan hastalarda da hiçbir koruyuculuğu yoktur omega 3'ün, balık kaynaklı omega 3'ün diye. Bu çalışma biraz daha ileri gidip 70 yaşın altında göğüs ağrısı olan, kalp rahatsızlığı olan hastalara omega 3 balık yağı, omega 3 verilmiş ve bu hastaların sebze ve meyve yiyenlere göre daha fazla kalp krizi geçirdiğini tespit etmişler. Evet, yanlış duymadınız. Kalp krizinden koruyuculuğu değil, balık yağı alanların meyve sebze yiyenlere göre daha fazla kalp krizi geçirdiği gösterilmiş. Sadece kalp krizi değil tabii. Başka hastalıklara da davetiye çıkardığı ortada. Ama yine az önceki meta analizin sonucunda omega 3 balık kaynaklı omega 3 destek tedavisine hiç gerek olmadığı ve bunların ticaretinin durdurulması gerektiği öneriliyor. Az önce de dediğim gibi sadece kalp krizi açısından değil, balık yağları, balık kaynaklı omega 3 yağlarının da tip 2 diyabete davetiye çıkardığı, hatta prostat kanseri riskini de arttırdığını gösteren çalışmalar var. Tabii burada prostat kanserini arttıran şey omega 3 değil, balığın içerisindeki toksik maddeler ve PCB, poliklorinli bifeniller. Poliklorinli bifeniller en çok balıklarda bulunuyor ve bunun artık prostat kanseri riskini arttırdığını biliyoruz. Bakın, bir markette poliklorinli dibenzodioksin ve poliklorinli bifeniller nerelerde var? En çok balıklarda var. İşte tereyağda, peynirde, işlenmiş et ürünlerinde, ette ve tavukta. İşte o meyvelerde hiç mi pestisit yok, sebzelerde hiç mi pestisit yok? Evet var. Ama bakın ne kadar az. Ama bunlarda ne kadar fazla. O yüzden balığında ne kadar toksik olduğunu gördünüz. Şimdi gelelim süt, işte saflığın simgesi. Süt o kadar masum gözükmesine rağmen aslında hiç de değil. Sütün içinde ne var? Sütün içinde yine donmuş yağ var, kolesterol var, trans yağ var, endotoksinler var. Bunları artık ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Sütte östrojen var, sütte laktoz var, sütte kazein var, sütte IGF-1, yani insüline benzeyen büyüme hormonu 1 var. Evet, kalsiyum da var ama ne kadar işe yarıyor onu birazdan göreceğiz. Bu içindekiler dışında ne olabilir? Yine alınan hayvanın yetiştirilme ve beslenme şartlarına göre toksik maddeler olabilir. Sütte ne yok? Antioksidan yok ve sütte yine lif yok. Süt inflamasyona, kalp hastalıklarına, diyabete, endometrioz ise erken adet görmeye, buna bağlı olarak erken menopoza, hormona bağımlı kanserlere, prostat kanseri, meme kanseri, sperm düşüklüğü, kısırlık, Parkinson, obezite ve birçok daha hastalığa sebep olabilir. Sütün ve kalsiyumun, yani sütteki kalsiyumun prostat kanseri riskini arttırdığına dair bir çalışma. Bu da yine Japonya'da prostat kanserinin çok arttığını görünce bir epidemiyolojik çalışma düzenliyorlar ve diyetlerinde ne arttığına bakıyorlar. İşte süt ürünleri, et ürünleri ve yumurtanın arttığını tespit ediyorlar. Tabii ki içindeki toksik maddelerden dolayı. Burada yine süt ve laktoz alımının 61 bin kadın incelendiğinde İsveç'te seröz over kanseri, yani yumurtalık kanseriyle ciddi bir ilişkisi olduğu gösterilmiş. Sadece over kanserinde değil, yine birçok hastalıkta. Ama inekten alınan sütün ineğin östrojeni bizimkinden 17 kat daha etkili olduğu için östrojenimizi ve progesteronumuzu hızlıca yükselttiği, luteinizan hormonumuzun, folikül stimülan hormonumuzun, testosteronumuzun, yani bize lazım olan diğer hormonların da düşürdüğünü göstermiş. Bu hiç iyi bir şey değil. Yine süt ve süt tüketimine bağlı meme kanseri riskini gösteren başka bir çalışma. Yine buradan kadınlarda meme kanseri riskini gösteren başka bir çalışma. Özet olarak, et yemeyen, süt ve yumurta yiyen vejeteryanlarda bile veganlara göre kadınlarda kanser oranının ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. İstatistik bilmeyenler için ben söyleyeyim, %33 daha fazla kanser gözüküyor süt ve yumurta tüketen vejeteryanlarda. Sütün içinde olan başka şeylerden bir tanesi de insüline benzeyen büyüme hormonu. İnsüline benzeyen büyüme hormonu kanserlerde bir medyatör olarak salgılanıyor. Yani kanserin büyümesini ve yayılmasını sağlayan bir şey ve bu sütün içinde direkt var.
Bu hormonun çokluğu veya büyüme hormonunun çokluğu aslında kanserlerle ilişkili olduğu biliniyor. Belki yakın çevrenizde bilirsiniz. Büyüme hormonu fazla salgılayan insanlarda, devlerde veya akromegalik olan insanlarda kanser riskinin fazla olduğu. Buna rağmen salgılanmayan, yani halk arasında cüce diye tabir edilen insanlarda da kanser insidansının düşük olduğu zaten bilinmektedir. Yoğurt da mı yemeyeceğiz? Probiyotiği nasıl alacağız? Probiyotiği çiğ sebze ve meyvelerden zaten alabilirsiniz. Veya daha da renklendirmek isterseniz eczanelerde probiyotikler satılmaktadır. Probiyotik alacağım diye ineğin östrojenini almanıza gerek yok. Peki gelelim peynire. Peynir en önemlilerinden bir tanesi aslında. Çünkü insanlara bunu, gıdaların hepsini bıraktığını söylediğimde her şeyi bırakırım ama peyniri bırakamam dediklerini göreceksiniz. Benim de ilk aklıma gelen bu olmuştu. Ama Neil Barnard'ın Cheese Trap kitabını ve sunumlarını izleyince aslında işin gerçek yüzünü öğrendim. Peynir nedir? Aslında peynir yine en nihayetinde süte katılmış yağ, tuz ve buna göre işte çeşitli aromalarla bir sürü peynir elde edilmesi yani doymuş yağ, tuz içerir. Onun dışında süt aslında peynir kazein içerir tabii süt kaynaklı. Süt ne içermez? Yine lif içermez ve yine bir sürü toksik madde olabilir. Bunun yanında sütten gelen işte hayvanın memesindeki iltihaba bağlı işte irinler, püyler yine gelebilir. Ama peynirde değineceğim en önemli şey aslında kazein. Kazein vücutta kazomorfine dönüşen bir madde. Kazomorfin nedir? Kazomorfin yani bir morfin türevidir. İnsanda işte sakinlik yapan ve bağımlılık yapan bir şey. Kazein alan yani inek sütünün artık bugün otizmle, ani çocuk ölümleriyle, tip 1 diyabetle, doğum sonrası psikoz, dolaşım bozuklukları ve yemek alerjileri olan ilişkisi biliniyor. Ama sadece bu değil. İnsan kaynaklı human kazomorfinlerin normal bir psikomotor gelişme için şart olduğunu biliyoruz. Yani anne sütünün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fakat inek sütünün çocuklar için psikomotor gelişmeyi gerilettiği ve kas tonuslarını da azalttığı gösterilmiş. Aslında bunun yanında yine kazomorfinlerin bağımlılık yapıcı özelliği de var. Bunun yine antropolojik olarak şöyle bir etkisi var, şöyle bir sebebi var. Sonuçta yeni doğmuş bir bebek, muhakeme gücü zayıf, annesinin verdiği süte bağımlı olmazsa büyüyemez. Ve bunu beğenmeme gibi bir lüksü de yok. Zaten hiç anne sütünü almayan veya işte anne sütünü içmeyen bir insan veya bir hayvan ben görmedim. Bunun altına yatan şey sütün içerisindeki kazein ve dönüştüğü vücutta kazomorfin. Yani sonuç itibariyle aslanın sütü, aslanın yavrusu için, kangurunun sütü, kanguru için, farenin sütü fare için, insanın sütü insan için ama ineğin sütü niye insan için? Bunu hiç anlamıyorum. Bunca yıldır severek içtim ama bu gerçeklerle karşılaşınca direkt bıraktım. İnsan için olmadığı gibi insana da tamamen zararlı olduğunu görüyorsunuz. Gelelim yumurtaya. Yumurtanın sarısı biliyorsunuz kolesterol, beyazı protein. Yumurta da yine nasıl ineğin sütü inek için olduğu gibi yumurtanın da beyazı sarısından oluşacak civciv için. O proteinle büyümeye mahkum. İnsan için değil, civciv için. Sarısı tamamen kolesterol ve yumurtada olduğu için daha sağlıklı bir kolesterol değil. İnsanda kolesterol neye sebep oluyorsa, yine hayvandaki kolesterol neye sebep oluyorsa, yumurtadaki kolesterol de yine aynen ona sebep oluyor. Yine yumurtada da hayvanların beslenme şekillerine göre toksik maddeler olabilir. Yumurtalarda son yapılan çalışmalarda kanser yapma ihtimali olan bazı retrovirüsler de saptanmış durumda. Bakın yumurta neler yapabilir ile ilgili çok güzel bir çalışma. Hani televizyonlarda günde mutlaka bir yumurta yiyin diyenlere atfediyorum bu slaytı. Bir prospektif çalışma yapmışlar. Yani bir deneysel çalışma yapmışlar geleceğe dönük olarak. İnsanları işte yumurtayla ve sigara tüketimi yaparak şah damarlarındaki plak oluşumunu gözlemlemişler. Ve gördükleri şey şu, yumurta tüketimi arttıkça şah damarda plak oluşma riski artıyor. Ve bakın bu sigarayla çok paralel. Yani çalışmada şöyle bir ifade vardı. Günde bir yumurta yiyen birisi günde 5 adet sigara içmiş kadar plak oluşturma ihtimalini taşıyor. Tabii bunu 2'ye ve 3'e çıkardığınız zaman bu damar duvarında plak oluşturma şansı gitgide artıyor. Bu da ülkelere göre yumurta tüketimiyle bağırsak kanseri riskinin ne kadar arttığını gösteren bir çalışma. Bakın işte korelasyon diyoruz buna. Yumurta tüketimi arttıkça kanser riski de belirli oranda artıyor. Yine erkeklerde yumurta tüketimiyle kanser arasında anlamlı bir ilişki var. Tabii kırmızı et tüketiminde. Kadınlarda bu daha çok doymuş yağ ve domuz etleri arasında gözüküyor. Yine yumurta tüketimiyle bağırsak kanserleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir meta analiz, bir sistematik derleme. Burada çıkan sonuç 400 bin aşkın hastada, 18 bin bağırsak kanseri hastasında çıkardıkları sonuç, doz arttıkça yumurta dozu kolonda yani bağırsakta kanser görülme riski artıyor. Bunda şüphe yok.
Yine bir sistematik derleme ve meta analiz, yumurtanın meme, yumurtalık ve prostat kanseriyle olan ilişkisi, özellikle meme kanserinde haftada 5 yumurta ve daha fazlasıyla anlamlı ilişkili olduğu bulunmuş. Yine yumurta ve süt tüketimi azalan çocuklarda, astımlı çocuklarda atopik semptomlarının gerilediğini gösteren başka bir çalışma ve yine tatlı içecekler, yani şekerli içeceklerle yumurta içen çocuklarda soya ürünleri ve meyve tüketenlere göre solunumsal komplikasyonların daha çok olduğunu gösteren başka bir çalışma. Şimdi besinlerle ilgili bu detayları verdikten sonra biraz hurafelerden bahsedeceğim. Çünkü bana her zaman insanların sorduğu şey şu: peki proteinini nereden alıyorsun, kalsiyumunu nereden alıyorsun, demirini nereden alıyorsun? Bunların hepsini alıyorum, hiç merak etmeyin. Öncelikle veganlar lifi, A vitamini, C vitamini, bazı B vitaminleri, potasyum, magnezyum ve birçok elementi, demir dahil, diğerlerinden aslında daha fazla oluyor. Ve sadece erişkinlerde değil, bebeklikte, hamilelikte, gençlikte, yaşlılıkta, loğusalıkta vegan beslenme gayet sürdürülebilir ve sağlıklı bir diyet olduğu bu diyetisyenler birliği tarafından kabul edilmiş durumda. Proteine gelirsek, bakın buradaki vücut geliştiricilerin hepsi vegan. Herhalde kaslarını çocukken et yedikleri zaman yapmamışlardı. Bu insanlar bütün bu proteinlerini bitkilerden alıyor. Ben de ilk vegan olduğum zaman sadece evde yediğim sebzelerle günlük esansiyel amino asitlerimin, yani insan vücudunda sentezlenmeyen, dışarıdan alma gereksinimi olduğum bütün bu amino asitlerimin neredeyse tamamını aldığımı görüyorsunuz ki acemilik zamanlarım olmasına rağmen. Kalsiyum aslında tabii komik, çünkü sütten aldığınız kalsiyumun ciddi bir faydası yok. Hatta kalça kırığı riskini arttırdığını gösteren bazı çalışmalar da var. Bunun dışında yine erkeklerde ve kadınlarda özellikle süt tüketiminin kırık riskini arttırdığını görüyoruz. Zaten süt biliyorsunuz 10 bin yıldır içilen bir şey. 10 bin yıl önceki insanların fosillerine ve kalıntılarına baktığımız zaman kemiklerinin bizden daha sağlam olduğunu görüyoruz. Yani siz de süt içmezsen boyunuz olmaz, süt içmezsen kemiklerin gelişmez yalanının yine endüstrinin bir pohpohlamasından başka bir şey olmadığını söyleyebilirim. D vitamini hepimiz için bir sıkıntı. D vitamini etçiller de, hepçiller de, otçullar da yeterince alamıyor. Bunun sebebi beslenme değil. Bunun sebebi binalarda yaşıyor oluşumuz, işlere arabayla gidiyor oluşumuz. Çünkü insan doğası gereği aslında doğada yaşayan bir canlı ve güneşe maruz kalan bir canlı. Güneş ışığı gördükçe ciltlerinden D vitamini sentezliyor. Ama D vitamini almak için güneşte kararmış mantarları yerseniz bir D vitamini olayını da çözmüş sayılırsınız. Demir normal alımımın %200'üne kadar demir alabiliyorum sadece evdeki sebzeleri, meyveleri yiyerek. O yüzden hiçbir korkum yok. Ama demir kaynağı aslında bitkiler. Hayvanlar da demirlerini bitkilerden alıyor. Ama hayvanın aldığı demirin siz hayvanın kanından, hemoglobin taşıyan demirden alıyorsunuz ve bunun bazı riskleri var. Yine bir meta analiz ve bir derleme etten alınan demirin bağırsak kanseri yaptığını gösteren kapsamlı bir çalışma. Yine etten alınan demirin oksidasyona yol açtığı ve insan vücudunda bütün oksidasyona bağlı hasar mekanizmalarını aktive ettiğini gösteren başka bir çalışma. Yine hayvan kaynaklı demirin inmeyi arttırdığını gösteren önemli bir çalışma. Burada da yine hayvan kaynaklı demirin tip 2 diyabeti arttırdığını gösteren sistematik derleme bir meta analiz, yani çok değerli bir çalışma. Burada yine demirin genel olarak kanser riskini arttırdığını gösteren epidemiyolojik bir çalışma. Sigaraya atfedilen akciğer kanserinde bile riski arttırdığı biliniyor. Hatta akciğer kanseri hastalarının akciğerlerinde de yapılan çalışmalarda bu demirin kalıntılarına rastlandığı görülüyor. Son olarak B12. Evet, B12 gerçekten eksik kalınan tek şey. Aslında bunun da komik bir sebebi var. Çünkü B12'nin kaynağı aslında bitkiler. Biz hayvanlardan B12 almamızın sebebi hayvanların bitki yiyor oluşu. Bitkileri yıkamadan yiyor oluşu. Bitkilerin üzerindeki bakteriler tarafından üretiliyor B12. Biz bitkileri yıkadığımız için tabii B12'yi alamamış oluyoruz. Ama B12'de şöyle güzel bir şey var: her gün almanız gereken bir şey değil. B12 sürekli olarak bağırsaklardan geri emilime uğrayan bir şey. Ama yine de bunu yeterli bulmamak ve B12 desteği almak lazım. Piyasada satılan B12 destekleri var. Veya bunun dışında işte soya sütü, badem sütü veya tofu peynirleri gibi, bunlar da kalsiyum içeriyor. Son olarak çok sevdiğim bir slide: 500 kaloriyi nelerden alabilirsiniz diye gösteriyor. Bakın, 500 kalorilik sebze meyvenin ne kadar çok olduğu, mideyi ne kadar doldurduğu, baklagillerin ve pirinçlerin ve patateslerin ne kadar doldurduğu, kırmızı etin mideyi ne kadar doldurduğu, yani ne kadar az bir porsiyonun 500 kalori olduğu, peynirin ne kadar azının 500 kalori olduğu, bu da yağın 500 kalorisinin ne kadar az olduğu. Yani bütün bunları bir öğünde yerseniz 1500 kalori alırken aslında dolu dolu bir mideyle sadece 500 kalori almış olabilirsiniz.
Her zaman sorulan başka bir soruya da yanıt vereyim. Vegan oldun ve nasıl hissediyorsun sorusuna. İyi hissediyorum, çok iyi hissediyorum. Hiç istemeden kilo verdim ve hiç istemeden bir sürü anlamlandıramadığım vücudumdaki bulguların hepsi geriledi. Ama daha önemlisi şu, iyi hissetmekten ziyade hayatımda iyi hissettiğim çok zaman olmuştur. İyi olduğumu biliyorum. Bence en önemlisi bu. Kan düzeylerimde, tansiyon düzeylerim hepsi normal seviyelerin altına kadar düştü ve çok mutluyum ve size de tavsiye ederim. Teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz ve sabrettiyseniz çok teşekkür ederim. İyi günler.